Evet, yeni haftada altın fiyatları. Altın fiyatları ile ilgili bahsetmiş olduğumuz 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ve altında ring seferleri devam ediyor. Cuma günü özellikle biz izleyenler hatırlayacaklardır. Aşağı yönlü hareket, bunun 1260-2263 bölgesine doğru olabileceği ilk etapta, eğer 1263 üzerinde, pardon altında, hemen tablomuza dönelim. Şöyle dolarını tablonun üzerinden bakalım. 1267-68 bölgesindeydi ki 63'e kadar bir hareket bekliyorduk. Sert bir hareket olabilir. Eğer 63 altında 1-1,5 saat kalırsa 1256 ve bunun altını görme ihtimalinden bahsetmiştik. Ama 1263'e geldikten sonra burada 1-1 saat kalmadı. Hatta tepki hızlandı ama önemli olan biz tabii 1267-68 bölgesinden 1264'e 4-4,5 dolarlık şu sert satışı dakikalar öncesinden yakaladık. Bunu videomuza dönüp bakabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu bölge tutunduktan sonra, yani 1,5 saat bizim kuralımız neydi? Tablomuzda diyoruz ki önce iyi bir izleyici olun. 1263 üzerinde kaldığı müddetçe sıkıntı yok, ama altında 1-1,5 saat kalması demek satış anlamına girer. Velhasıl hemen dönelim. Tabloda nereye doğru bir hareket oluştu? Haftalıklarda 1282'nin üzerine gören bir hareket gördük. Ve kapanış hemen baktığımızda 1276. Hemen 1276 kapanışını alıyoruz. 1276 kapanışını aldık. Evet, 1276 kapanışını aldık. Günlüklere buradan dönüyoruz. Çok iyi bir kapanış bu. Bant sıkıştı. Biraz daha sıkışacak. Yataya dönecek. Ortalamanın üzerinde kapanışı dikkate aldığımızda hemen şöyle 4 saatliğe bakalım. 1276 altında. Hatta biz hatırlayacak olursa arkadaşlar, bu ay için 1249'u gördükten sonra 1276, hatta 1276 seviyesi üzerinde de 1280 ve 1284 seviyesini hedeflemiştik. Cuma günü ne görüldü? Tam 1284 görüldü. Bu şu anlama geliyor. Bu ay içinde kademeli bir şekilde 1249 bizim için güvenli alım bölgesiydi ki tablomuzda güvenli alım 72'ye denk geliyordu. Bunun karşısından 72'den sonra 30 dolarlık bir tepki, yani 1250'nin üzerinde 30-35 dolarlık bir tepkiden bahsetmiştik. Ve tablonun günlük tarafa döndüğümüzde bakalım hemen ifade etmişti. Yani şu bölgeler bizim için aslında güvenli alış bölgeleriydi ki buralarda 72'yi görüyorsunuz. Ali Dalga teorisinde 73-72 bölgesini görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu bölgenin güvenli bir alım bölgesi oldu. Güvenli bölge olduğundan bahsettik. Onun için biz yukarı yönlü istekten sürekli sık sık bahsettik. Yani tablomuzda 72 görüldüğü üzere burada ne görülmüş? 71-73. Yani bu bölgeler, işaret ettiğimiz gibi 35'e kadar gerileme ihtimalinden bahsetmiştik ki bakın -73'ten 35'e bahsetmiştik. Nereyi gördü? Cuma günü kapanış 32. Yani bakın şuraya kadar geldi. Aslında şimdi bir 10 dolar daha yukarı yapabilir mi? Evet. 1274-76'yı düşündüğümüzde bir 10 dolar daha yukarı 1288 ihtimalini. Hatta 1296'yı getirir mi? Bunu izliyor olacağız. Pazartesi gerçekten çok önemli bir gün. Eğer 1200 günlük tarafta 76 kapanışını dikkate alacak olursak 72 önemli destek. Bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe sıkıntı olmayacak. Hatta tekrar 80 ve 80'in üzerinde 87'yi deneyen bir hareket görebiliriz ki bu aynı zamanda haftalıklarda 1260 üzerinde kaldığı müddetçe 1292-1299 anlamına gelecek. Bunu izliyor olacağız haftanın ilk günlerinde. Tabii ki tablomuza bakarak bunu yorumlayabiliriz. Bunun anlamı 1276 üzerindeki her kapanışta görüldüğü üzere 1276, 1296 anlamına gelecek. Yani 20 dolar daha bir tepki ihtimalinden bahsedeceğiz. Günlük tabloya baktığımızda üstteki bölge 1291'e denk geliyor ama yataya dönüp bant burada hareketine devam edecek olursa
ortalamanın üzerinde kapattığı için büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle yukarıda 1300'lerin üzerine doğru bir hareket ihtimalini önümüzdeki haftalarda gündeme getirebilir. Tabii ki bu son neredeyse 5-6 saatte gelen tepkinin sebebi malum olduğu üzere Hillary Clinton'ın FBI tarafından maillerine yönelik soruşturma açılması haberleriydi ve yukarı hareketin ne kadar sert olduğunu gördük. Biz de şunu söylemiştik. Seçimden önce Amerika'da çok ciddi anlamda seçime yönelik, seçimi etkileyecek haberler gelebilir demiştik. Hazırlıklı olmak lazım demiştik. Bunun ilk etapta altın fiyatlarında etkisini görebiliriz demiştik ve nokta olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yani haber olmadan bir haber gelebileceğini grafiklere bakarak söyledik. Yani grafiklere bakarak aslında çok şeyi tahmin edebilirsiniz. En azından fiyatın nereye gideceğini tahmin ederek para kazanabilirsiniz. Haberler hiç önemli değil. Tabii önemli olan burada fiyatın yorumunu yapmamız. Biz de ilgilendirmiyor. Zaten böyle bir haber gelip gelmeyeceğini bilmiyorduk. Ama sonuçta biz dikkat edin altın sert dalgalanabilir dedik. Birkaç gün öncesinden bakın videolarınızda bunu göreceksiniz. Şimdi geldiğimiz seviye ortalamanın üzerine sıkışan bir hareket görebiliriz ama yukarıyı denemek isteyen bir hareket görebiliriz. Özellikle 1272 üzerinde kaldığı müddetçe diyoruz 80'ler ve bu seviyelerin üzerinde 1-1,5 saatlik harekette 87-90'lara kadar gidebilen bir hareket görebiliriz. Hatta 96 olabilir mi? Evet, böyle bir ihtimal var. Bunu da izliyor olacağız ama sanki daha dar bir aralıkta seyreden bir hareket görebiliriz. Haftaya dair, daha doğrusu güne dair ama güçlü kalmak isteyen bir hareket olabilir. Tabii hemen buradan haftalık tabloya dönelim. Haftalık tabloda bahsetmiş olduğumuz üzere önemli ortalama üzerinde kapattı. Kapanışın bu haftada olması demek yukarıda hareketin 1300'lere doğru gitmesi anlamına gelecek. Aylıklar tarafındaysa, evet aylıklar tarafında gerçekten tüm göstergelere baktığımızda hala hazırda aylıklar tarafında negatifte gezen bir hareket bizim göstergemize göre ama gittikçe daralan, gittikçe sıkışan hatta marjı daralan bir tablo olarak karşımıza giriyor. Şu an için olumsuzluk atlatılmış gibi gözüküyor. Ama 1290 üzerindeki kapanışlar çok önemli olacak. Çünkü yaklaşık 2013'ten beri altında seyrettiği bu hareketli ortalamayı önümüzdeki ay yukarı kıracak mı kırmayacak mı bunu konuşuyor olacağız. Kırılması demek. Neredeyse 3,5 yıldır devam eden bu trendin dip sürecini tamamlanıp bir rally dönemini Kasım Aralık'ta başlatabilir mi? Evet, başlatabilir. Neyle olabilir bu? Trump'ın seçilmesiyle olabilir gibi göreceğiz. Haftalık aylıklar dediğimiz gibi yıllıklara baktığımızda yıllıklarda çok önemli bir seviye. 1280 üzeri kapanışlarda çok büyük ihtimalle önümüzdeki yıl altın fiyatlarının rally dönemi başlayacak diyebiliriz. Hemen buradan ben tekrar nereye dönüyorum? Tekrar gram altına dönüyorum. Gram altınla ilgili bir dakikalık bir yorum yapalım isterseniz. Bahsetmiş olduğumuz haftalıklar gayet olumlu. Aylıklarda da gayet olumlu trend hareketi. Ne demiştik? Aslında günlüklerde yine 124'lerden itibaren, 122'lerden itibaren bir dip süreci. Dolayısıyla yukarı hareket isteği devam eder. Nereye kadar? İlk etapta 130'lar. 130'ların üzerinde de yeni rekorlar getirebilecek hareketleri görebiliriz. 135'lere doğru. İlk etapta 132, sonrasında 135'lere doğru. Tabloya baktığımızda evet gayet olumlu gelişiyor. Hatta son düzeltme trendinin de gördüğünüz üzere kırıldığını görüyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Altın fiyatlarında aslında gram altında yeni bir trend hareketi mi başlıyor? Evet, yeni bir trend hareketi başlayabilir. 130'ların üzerine doğru önümüzdeki süreçte gram altında böyle bir hareket görme olasılığımız giderek artacak gibi gözüküyor. Pozisyonları korumakta en azından benim kendi düşüncem. Grafiklere baktığımızda böyle ihtimalin devam ettiğini bize gösteriyor. Hafta içinde de gram altında ilgili gerek günlüklerde gerek saatliklerde gelişmelere göre altınla ilgili sizlere yorumlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar. Sayfamıza abone olup bize Twitter'dan beğenilerde bulunup retweet de yapabilirsiniz. Bu noktada herkese çok teşekkür ediyorum.